Bugün biz burada 3 saat boyunca OVP üzerine hem izledik ekonomi yönetiminden gelen mesajları, revizyonları gördük. Enflasyonda yukarı yönlü bir revizyon varken büyümede aşağı yönlü bir revizyonu gördük. Abdurrahman Yıldırım, buyurun sizinle başlayalım. Çok konuşulan ve sorulan bir yani bu böyle sanki temenniler manzumesi gibi oldu. Ecekler, acaklar var ama tutturulabilir gibi eleştiriler de var bazı ekonomistlerden. Siz nasıl gördünüz, ne değerlendirirsiniz? Yani geçmiş yıllardaki OVP'lere göre bence daha tutarlı, daha içsel bütünlüğü olan bir metin ya da veriler seti ortaya çıkmış durumda. Hı hı. Bence uyumlu ama uyumsuz olan bazı yönleri de hala var. Mesela büyüme hızı aşağıya gelirken, düşürülürken işsizlik de azaltılıyor. Yani bu biraz çelişki gibi görünüyor. Hı. Yani büyüme ile istihdamın böyle paralel artması gerekir. Ama burada yani istihdam kendisini koruyor, artış hafif devam ediyor. Ama buna karşılık büyüme düşüyor. Bunu çok sormuşlar. Bir şey var. Az büyüme ile işsizlik yani nasıl azalacak? 2,3 milyon istihdam artışı nasıl olacak diye hesapta OVP'de nasıl çıkacak? İşte orada bir şey yani orada tutmayabilir. Yani o bir şey bence tutmayabilir hakikaten. İşsizlik artacak. Yani artması hani sevindirici bir şey değil. Ama uygulanan politikaların da bir sonucu. Çünkü ekonomiyi yavaşlatmak istiyoruz. Yavaşlıyor da zaten. Dolayısıyla bunun doğal bir sonucu olarak da işsizlik artacak. Bir de geçim zorluğu olduğundan dolayı iş gücüne katılım artıyor. Yani çalışmayan insanlarda, gençlerde, işte belki yaşlılarda, kadınlarda, ev kadınları da iş aramaya başlıyor. Dolayısıyla onlar da iş aramaya başlayınca yani doğal nüfus artışının üzerinde bir iş gücü talebi oluyor. Ve iş bulunamayınca da işsizler sınıfına katılmış oluyorlar. Dolayısıyla bence bu yönüyle de işsizlik nispeten daha hızlı artacak önümüzdeki aylarda. ama şey genel itibariyle dediğim gibi tutarlı bulmakla beraber enflasyon konusunda ki bir tavır yumuşatmayı görüyorum. Yani o sert tavır yerine daha yumuşak bir tavır almış gibi görünüyor. Daha gerçekçi. Daha mı gerçekçi bir tavır almış? Siz de öyle mi gördünüz? Daha gerçekçi bir tavır, daha yumuşak. Nasıl tarif edersiniz? Yani şimdi programdan önce Abdurrahman Bey'le sohbet ediyorduk dışarıda. Ben sohbet etmişsiniz. evet. Estağfurullah. Yok, şaka yapıyorum. Şimdi iktisadi analizde başlangıç koşulları diye bir şey var. Yani hani biz böyle boşlukta ya da hipotetik bir uzayda bir şey yapmıyoruz. Yani buraya bir yerden geldik. İşte geçmiş hep bu stüdyoda ben çok eleştirdim geçmişte yapılanlar. Yani 2018 ile 2023 arası Türkiye hakikaten olağan dışı bir dönemden geçti. Yani belki tamam o dönemin kendine özgü koşulları içerisinde bunun anlaşılabilir tarafları var. İşte pandemi gibi ve benzeri yani küresel ekonomik yapıdaki değişimler gibi ama sıkıntılı şeyler vardı. Şimdi dolayısıyla oradan çıkıp yeni bir yapıya dönüyoruz biz. Yani bir ciddi paradigma değişikliği yaşanıyor. Geçen hafta da hatırlarsanız evet, bunun üzerinde biraz durmaya çalışmıştım. Şimdi bunun bir anda hızla olması çok kolay değil. Ayrıca maliyetleri de olur. Hı. Onun için ben mesela yaptığım değerlendirmelerde makul ve sürdürülebilir dezenflasyon çizgisi diye bir şeyden bahsediyorum. Yani enflasyon düşecek, sürekli olarak düşecek. Ama hani bunun düşüşünü de öyle bir ayarlayacağız ki bu enflasyon düşüşünü sağlayan ekonomik programa yönelik toplumsal ve siyasal sahiplenme de azalmayacak, zayıflamayacak. Ya da ya yere batsın böyle enflasyon düşüşü dedirtmeyeceğiz insanlara. Hmm. Yani söylemeye çalıştığım o. Yani şimdi dolayısıyla bir denge üzerine gidecek. Öyle tabii ki. Tabii. Yani makro denge dediğiniz şeyde işte büyüme de var, işsizlik de var, fiyat istikrarı da var, finansal istikrar da var, dış denge de var. Bunların hepsini birlikte gözetmek gerekir diye düşünüyorum. Yani örneğin bakın çok affedersiniz şimdi işsizlikten bahsedildi ya. Ben tabii bir kere önce şunu söylemek lazım.
Dünden beri ben de izliyorum. Yani tabii ki benim de şey yapmayan, kafama yatmayan ya da ya bu tam böyle olmamış dediğim noktaları var bu OVP'nin, ama geneli itibariyle ben de Abdurrahman Bey'e katılıyorum. Yani kendi iç bütünlüğü olan, tutarlı olan bir şey. Ama bir de bu programı tek başına okumak doğru değil. Şimdi bunun arkasından bir Cumhurbaşkanı kararı gelecek. Bizim yatırım programı açıklanacak yani. 2025-2026 yılları için yatırım programı açıklanacak. Yine bizim kalkınma planımız açıklanacak bununla birlikte. Yani bir takım ayrıntıları orada göreceğiz ama bu metinde mesela işsizlikle ilgili benim dikkatimi çeken bu yeni dönemin gerçeği olan esnek çalışma gibi, kısmi zamanlı çalışma gibi şeylere atıf var. Ve bunlara altı çizilmiş. Dolayısıyla belki hani büyümenin yavaşlamasıyla beraber işsizliğin endişe edildiği kadar artmaması istihdamın yapısının biraz daha esnekleşmesiyle açıklanabilir. O şekilde kompanse edilebilir. Öyle olabilir diyorsunuz. Yani. Anlıyorum. Bir bakalım işsizlik oranı beklentileri neymiş diye OVP revizyonunda ne gördük? 2024'te %9,3, 2025'te %9,6, 2026'da %9,2, 2027'de %8,8 olarak revizyon gördük. Bir de siz dediniz ki makul ve sürdürülebilir dezenflasyon çizgisi. Evet. Biz enflasyon beklentilerine de bir revizyon gördük Abdurrahman Yıldırım dün. Hatta Merkez Bankası'na işaret etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu enflasyon beklentilerindeki revizyonu anlatırken. 2024 sonunda %41,5, 2025'te %17,5 görüyoruz. 2026'da %9,7, 2027'de %7. Ulaşılır hedefler mi diye her iki konumda ne der merak ederim. Yani ulaşılabilir tabii ki ama onun gereklerini yerine getirmek lazım. Bir kere revizyon bayağı yüksek bir revizyon. Değil mi? %33'ten yani bu programın yani 2023'te hazırlanan 2024 için öngörülen enflasyon %33 idi. Merkez Bankası daha sonra bunu işte 38'e falan kendi tahminini yükseltti. Ama şimdi %41,5. Merkez Bankası yani, üst bandı da %42. 42. Ama bu yüksek bir şey. Yani geçen seneki bu sene için öngörülen şeye göre. Gelecek sene için ise bu 14'te 17,5 olmuş. 2,5 puan üzerine koymuşuz. Bir sonraki sene 2026 için bu 8,5'tu 9,7'ye evet çıkartmışız. Yani %5'i de unutmuşuz bu arada. Yani artık. Nasıl? %5 diye bir şeyimiz vardı. Orta vadede %5 enflasyon. Ama o, yani 3 yıl bir orta vadedir. Yani iyi bir orta vadedir. Sürekli değil mi? Sürekli biz PPK bildiğim metinlerinde bunu görüyoruz. Hatta yani bazen 3 yıl sonra bile ulaşamıyoruz şeye. Ulaşamayacağız yani. Öyle görünüyor. %7'de kalacağız. Dolayısıyla ben sanki Ankara'nın ekonomi yönetiminin ya da hükümetin, siyasi otoritenin niyetini kısmen gevşettiğini, büyümenin çok fazla aşağıya gitmesinden korktuğunu, çekindiğini, bunu pek tercih etmek istemediğini görüyorum. Yani ne olursa olsun ben enflasyonla mücadele edeceğim kararlılığını dolayısıyla ben göremedim. İddialı bir şey olsa, yani iddialı bir duruş aslında hakikaten bu hedefleri, tahminleri hiç değiştirmemek olurdu. Ben tutturacağım. Ama o tutturamadığın zaman da hesap verebilirsin. Peki. Ama bir kere buradan kapıyı erken açıyorsun. Erkenden bir rahatlama evet, sinyali yani mi veriyorsun? Yani kapıyı açma niyetini gösteriyorsun. O kapı şimdi giderek açılır. Daha da fazla açılabilir. Giderek revizyonları görebiliriz. Dolayısıyla bir aşamada da tıkanabiliriz. Yani bu enflasyon düşmüyor. Bıktık ya terk edelim ya yeni bir şey ortaya konsun şeklinde bir hava oluşabilir. O zaman da hakikaten öyle bir şey olabilir. Ama benim gördüğüm bir de yani Hazine ve Maliye Bakanı burada başat rol oynarken basın toplantısındaki şeyiyle beraber sanki yani ikinci plana çekilmiş gibi gördüm. Bunu da not etmekte fayda var. Yani istifa söylentilerinin ardından böyle bir görüntü verilmesi bence şey programa olan inancı, kararlılığı zayıflatıcı yönde.
tam tersi okuyanlar da olmuştu. Hani yani uzun bir masa, bütün ekonomi yönetimi orada, kararlılık vurgusu var. Ama siz diyorsunuz ki açıklamayı uzun uzun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı ikinci yapabilir. Planda gibi. Erken gitmesini, yani erken ayrılacağım demesini ben buna biraz yorumladım. Sanki kırgın yok istediğini yapamıyor gibi bir görüntü yani çıkıyor ortaya. Şimdi böyle bir algıya neden olur diyorsunuz. Evet. Siz. Bu Cumhurbaşkanlığı sisteminde bütçe, Cumhurbaşkanlığı bütçesi olduğu için bu sistem şeye geçildiğinden beri hep Cumhurbaşkanı yardımcısı sunuyor bütçeyi. Mecliste de öyle oluyor. Eskiden mesela hatırlarsanız Abdurrahman Bey bütçeyi meclise Maliye Bakanı getirir, sunardı. Son yıllarda Cumhurbaşkanı yardımcısı getiriyoruz. Bu sistem değişikliğiyle ilgili bir şey. Ben tam tersine hem yani sizin söylediğiniz gibi ekonomiyle ilgili bütün bakanların orada olması, arkasından da Cumhurbaşkanımızın sosyal medyadan biz bu programın arkasındayız her şeyiyle mesajı vermesinin o söylentileri bertaraf etmeye yönelik bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Ve hani herhangi bir tartışma, görüş ayrılığı ve bölünme yok. Bir uzlaşma yapılmış. Yani Abdurrahman Bey'in işaret ettiği hususlar doğru. Yani daha iddialı bir şey yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz ama sizin sorunuzda da yani bu inandırıcı olur muydu? Yani biz bugün bile yani açıklanan enflasyonun gerçek enflasyon olduğuna inandırmakta bazı kesimleri güçlük yaşıyoruz. Yani hane halkı beklentisine bir bakıyorsunuz bambaşka bir yerde. Evet. Piyasaya bakıyorsunuz bambaşka bir yerde. Hane halkına bir şey sorarsanız zaten dünyanın her yerinde öyle. Hayır, zorluğu yaşıyor. Asıl zorluğu yaşayan hane halkı. Sinirlenip ters cevap da verebilir. Sinirli. Yani ekonomi biraz sinirlerimizi bozdu. Evet, hakikaten öyle. Yani sinirli dolayısıyla yani siz benim durumuma hiç ilgilenmiyorsunuz. Aldırmıyorsunuz ama biz böyle bir şey yaşıyoruz. Ben böyle hissediyorum. Feryat edercesine cevap veriyor bence. Dünyanın her yerinde de böyledir ayrıca.